Sizden eğer 5 eksi 3 artı 2 işleminin sonucunu bulmanızı isteseydim, bu işlemi nasıl yapardınız? Ne duruyorsunuz? Hemen videoyu durdurun ve işlemin sonucunun ne olduğunu bulmaya çalışın. Bu işlemi sağdan sola ya da soldan sağa doğru yapabilirsiniz. Demek istediğim 5 eksi 3'ün sonucunu bulduktan sonra ki 5 eksi 3 2 eder değil mi? Buna 2 daha ekler ve işlemin sonucunun 4 olduğunu bulabiliriz. Peki, şimdi size işin içine bölme ve çarpma eklemek istediğimi söylersem, mesela 5 artı 3 çarpı 2 dersem. Hadi bakalım videoyu durdurun ve bu işlemi kendi kendinize yapmaya çalışın. Hazır mısınız? Bu işlemi de az önceki gibi yapmış olabilirsiniz. Yani soldan sağa ilerleyerek önce 5 ile 3'ü toplayıp toplamı yani 8'i 2 ile çarpıp işlemin sonucunu 16 olarak bulmuş olabilirsiniz. Ama bu doğru değil. Neden diyecek olursanız önümüzdeki videolarda çok daha fazla detay göreceğiz ama bazı işlemleri özellikle de söz konusu bölme veya çarpma olduğunda soldan sağa doğru yapmayız ve bu gibi durumlarda bölme ile çarpmayı toplama ve çıkarmadan önce yapmamız gerektiğini de asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Kısacası bu işlemin sonucunu bulmak için önce 3 çarpı 2 işlemini yapmamız lazım. Ve bunu yapınca da işlem 5 artı 6'ya dönüşür ve sonuçta 11 olur öyle değil mi? 16 değil, evet eşittir 11. Şimdi birkaç örnek daha görelim. 9 eksi 6 bölü 3. Hadi bakalım, az önce söylediklerimi dikkate alarak hemen bu işlemin sonucunu siz bulun. Bölme ve çarpmayı toplama ve çıkarmadan önce yapmamız gerekiyordu, öyle değil mi? O halde önce 6 bölü 3'ü yapalım ve sonucu 2 olarak bulalım. Sonra da 9'dan 2'yi çıkaralım ve 7 elde edelim. Bu kadar. Bu arada size aksi söylenmediği sürece çarpma ve bölmenin toplama veya çıkarmadan önce yapılması gerektiği fikrini beyninize iyice kazımanızı istiyorum. Çünkü eğer bu işlemi işlem sırasına dikkat etmeden soldan sağa doğru yaparsanız sonucu 7 yerine 9 eksi 6 yani 3 bölü 3'ten 1 olarak bulursunuz ve bu yanlış olur. Hadi bir tane daha. 2 çarpı 3 eksi 1. Videoyu durdurun ve sonucun ne olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Bu işlemde çarpma en solda olduğu için işlemi soldan sağa doğru yapmamızda herhangi bir sakınca yok. Ne de olsa öncelik çarpmanın. 2 çarpı 3 6 eder ve 6'dan da 1 çıkarırsak geriye 5 kalır. İşte bu kadar. Şimdi kısa bir özet isterseniz. İçinde bölme, çarpma, çıkarma ve toplama işlemleri olan büyük bir işlemle karşılaştığınızda size eğer parantezler ile hangi işlemi önce yapmanız gerektiği konusunda ipucu verilmiyorsa bölme veya çarpmayı her zaman toplama veya çıkarmadan önce yapmalısınız